Şimdi çok da fazla vakit almayayım çünkü bayağı daha sorumuz var. O değerli vaktini çok fazla harcamak istemiyorum. Birçok soru da okullarla alakalı geldi. Değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz, işte İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kemerdere Meslek Lisesi, Kartal Meslek Lisesi, yani birçok daha ismini çok var, söylemeyeyim. Bu okullar derler ki, hocam biz eğitim amaçlı sorgusu kullanacağız ve okullarda belli projelere katılıyoruz, belli yarışmalara katılıyoruz. Bunlar için okullara ücretsiz lisans verilebilir mi? Ya da eğitim amaçlı kullanabileceğimiz bir sürüm var mı? Ben bildiğim kadarıyla cevapladım sorunun eğitim sürümünün olduğunu söyledim ama daha teknik ve daha ayrıntılı bilgilere ulaşması için tek yaş teknolojik yazılımlara yönlendirdim. Bu konuyu da bir açıklık getirir misin? Yani okullarda eğitim kurumları demeyeyim de okullarda SOLIDWORKS kullanan öğrencilere lisans verebiliyor muyuz? Yani Mustafa'cığım aslında bu biraz kanayan yaram çünkü öğrenciler gerçekten aslında bilmiyorlar. Yani neden acaba bizlere sormuyorlar diye de merak ediyorum. Orada bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum Hocam Mustafa. Çünkü benim takipçim çok fazla olduğu için o yüzden bana soruyorlar. yani aslında bize sorsalar öğrencilere yardımcı olmak için her türlü taklayı atıyoruz. Evet. Öyle diyeyim. Ama öğrenciler bize nedense bunu sormayı akıl edemiyorlar. Belki teknolojik yazılımları fazla kurumsal mı görüyorlar bilmiyorum ama yıllardır öğrenci kulüpleriyle veya üniversitelerle iç içeyiz. Bir kere Türkiye'de SolidWorks gibi bir ürünün lisansına sahip olmayan neredeyse üniversite kalmamış durumda. O yüzden bir kere herhangi bir şekilde üniversitedeki bir öğrenci o 4 yıl boyunca SolidWorks'ün en son sürümünü tüm modüllerine kadar ücretsiz olarak kullanabiliyor zaten. Üniversitenin lisansı olduğu için üniversitenin özel bir seri numarasıyla full sürümü kullanabiliyor. Yani herhangi bir korsana bulaşmasına gerek yok. Artık bu videodan sonra bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Zaten Evet. ben videoları part da böleceğim. İşte Evet. SOLIDWORKS okullarda ücretsiz mi? Bilmem ne bilmem ne falan diye böyle böleceğim. O yüzden artık bu çok da problem olacağını zannetmiyorum. Videodan sonra tabii. Tabii burada her üniversitenin lisansı güncel olmayabiliyor. Biz bu arkadaşlar bize talep ilettiği zaman üniversite metinlerini hatırlatıyoruz. Çok sembolik ücretlerle onlar o lisanslarını güncelliyorlar. Bu lisansları üniversite güncellediği zaman aslında öğrencilere aynı zamanda SolidWorks'ün çok ciddi bir online eğitim platformu açılıyor. Yani normalde binlerce dolar ödeyerek erişebildiğiniz ticari eğitim müfredat platformu, onlarca video, hepsi öğrenciye açılıyor. Yani 4 sene üniversiteyi okurken, hatta meslek lisesindeyken bile bütün bu kaynaklara erişebilir hale geliyor. Biz bunların takipçisi oluyoruz. Ama ben seninle bu yıl uğraşırken fark ettim. Biliyorsun üniversitelerin ve hatta meslek liselerinin katıldığı birçok yarışma var ülkemizde. Evet, biz burada birinci olduk ha, onu söyleyeyim. Evet haberim var çünkü ben de oradaydım. Biz de Değil o yarışmada ikinci olmuştuk. mi? Finalde sizin okulla karşı karşıya gelmiştik. Evet. Şöyle o takımların hepsi örneğin o birinci olduğun yarışma FRC First Robotics yarışması. Evet, 80-84. Aynen 80-84. İşte FRC'ye katılan o takımlar veya meslek liseleri başka yarışmalara da katıldığında bize başvurduğunda biz onlara sponsorluk veriyoruz. Sponsorluk onlara SolidWorks lisanslarını ücretsiz veriyor. Yani okulun lisansı olmasa bile öğrenci takımları işte herhangi bir Shell Eco yarışması olabilir, First Robot yarışması olabilir. Birçok böyle yarışma var. Yarışmalara katıldıklarında hemen bize başvuruyorlar. Biz bu yarışmaya katılıyoruz diye. Takımdaki arkadaşların isimleri budur diye gönderiyorlar. Kaç lisans istiyorlarsa full hem de yani analiz modüllerinden çizime kadar hop Çok iyi. gönderiyoruz yani. Bu kadar Çok basit iyi. aslında. Çok iyi. Tamam. O zaman artık Hatta bununla ilgili özel bir e-mail adresimiz var. Yani edu@tekyaz.com. Bu edu@tekyaz.com'a herhangi bir öğrenci bir mail atmış da biz onu geri mi çevirmişiz diye sormak lazım. Hazır oradan konuşmuşken bana da vermiş olduğunuz SOLIDWORKS ve SOLIDCAM lisansları için tekrar teşekkür ederim burada. Teşekkürler, eksik olmayın. Şimdi okullardaki lisans sorununu da çözdükten sonra artık bu videodan sonra tek yazı arayın arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki soru.